İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere kamuda çalışıp özellikle saray bağlantılı çalışan ya da üst düzeyde çalışıp da birkaç yerden hatta 4-5 ayrı yerden maaş alanlarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü son günlerde çok konuşuldu biliyorsunuz ve tuhaf bir şekilde 40 bin 50 bin lira gibi gelirleri ben almıyorum. Ben bunları bağışlıyorum, hayır hasenat işi için kullanıyorum diyen saray görevlileri ve üst düzey şirketlerin yani kamuya bağlı şirketlerin üst düzeyinde yöneticilik yapan, yönetim kurulu üyelikleri falan yapanlar. Hayır biz bu maaşı almıyoruz, dağıtıyoruz, işte hayır için kullanıyoruz diyorlar. Nasıl oluyor bu? Mesela ben bunu sordum. Kimse cevap vermek istemiyor bakın. Çünkü şimdi şaka bir yana bir insan 40 bin liralık toplam bir geliri neden almaz da bir yere bağışlar? Bunun iki yolu vardır değil mi? Yani ya o maaş senin değildir zaten orası için alınıyordur ya da sen çok zenginsindir, çok varlıklısındır. 40 bin lira, 50 bin lira gibi paralar senin için çekirdek parası gibidir. O zaman da almazsın. Şimdi böyle olan çok sayıda kişi var. Hani biz genellikle bunun bir, iki tanesini duyuyoruz. O da ne oluyor? İşte bir olay yaşanıyor, bir şey oluyor. O arada tabii kamuoyunun gözünün önüne gelince öyle ya da böyle bir şeyler çıkıyor. Aa diyor ki mesela birisi, ya bu dediğiniz kişi işte bizim falanca şirketinde, yani kamuya ait şirketinde yönetim kurulu üyesi. Efendim işte bankamızda yönetim kurulu üyesi ya da şu. Mesela en çok duyulanlar kimler oldu? Mesela Rütük Başkanı değil mi? Mesela Rütük Başkanı, Rütük Başkanlığı'nı yaparken gitti Halkbank'ta yönetim kurulu üyesi oldu. Ne bileyim işte saray danışmanlarından güreşçi, eski milli güreşçimiz Hamza Yerlikaya. Bakıyorsunuz hem saray danışmanlığı, hem bakan yardımcılığı, hem Vakıfbank yönetim kurulu başkan yardımcılığı. İşte yine Fahrettin Altun. Hem saray danışmanlığı, hem borsada yönetim kurulu üyesi oluyorlar, hem efendim işte bir üniversitede mütevelli heyeti başkanı. Fakat sorduğunuz zaman genellikle diyorlar ki hayır ben o maaşı almıyorum. Ben onu hayır hasenat işleri için harcıyorum. İşte ben bunu hayır kurumlarına veriyorum. Fakat ilginçtir şu ana kadar hiçbiri o paraları hangi vakfa ve nasıl aktardıklarını söylemediler. İşte Fahrettin Altun'un eşi de. Üniversitede görevli Marmara Üniversitesi'nde ama Türk Hava Yolları yönetim kurulunda da var. TÜRGEV'in de başkanı. Efendim hani diyebilirsiniz ki daha TÜRGEV işte hayır vakfıdır işte öğrencilere burs veriyor, şu veriyor, bu veriyor. Para almıyordu belki bilmiyorum. Ama o da diyor ki Türk Hava Yolları maaşını almıyorum diyor. Şimdi nedir bu olay? Ben size önce bir geçmişini anlatayım. Bunun aslında çok yeni bir uygulama değil. Bu ta 1960'lı yıllardan beri uygulanan bir yöntem. Nereden kaynaklandı? 1950'lere kadar hatta 60'lara kadar devlet memuru olmak aslında bir ayrıcalıktı. Neden? Çünkü bir, düzenli maaş alır. İki, o günün koşullarında serbest çalışan, işçilik yapan, esnaf olanlardan daha fazla para alır. Ve onun için de herkes keşke devlet memuru olsam der. En önemlisi de sosyal güvenliği vardır. Nedir bu? İşte hastanelerden ücretsiz ya da çok düşük bir ücretle kendisi ve ailesi için yararlanır. İşte emekli olur. Belli bir süre bittikten sonra emekli olur. En azından geçimini sağlayacak maaş. Yani 1960'lara kadar hatta 70'lere kadar emekli maaşıyla da insanlar geçinirlerdi. Emekli olmak da hak eden bir memur için özel önemli bir ayrıcalıktı. Örneğin annem babam hani devlet bareminde birin dördü falan derler. Yani hani gelinen en üst memur maaşı. Tabii arkalarında 30 yıl var. Yüksek okullarda öğretmenlik yapmışlar, kimya mühendisiler ve oradan emekli olduklarında babam olduğunda Ankara'da bir ev sahibi oldular. Annem olduğunda bir sene sonra araba sahibi oldular. O güne kadar yok. İşte emekli olanlar aldıkları emekli ikramiyesiyle ev, araba ya da diğer bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak güce erişirlerdi. Bugün zannetmiyorum bir emekli maaşıyla bırak araba almayı, araba bile kiralayamıyorsunuz böyle ya da bir tatil yerinde bir 10 gün geçiremiyorsunuz. O hale geldi. Ama dediğim gibi 1970'lerin sonuna kadar özellikle devlet memuru olmak bir ayrıcalıktı. Fakat
şeye kadar pardon 50'lerin sonuna 60'lara kadar. Fakat 60'lardan itibaren Türkiye bir yeni kurulan dünya düzeni içinde bir NATO üyesi, ayrıca Avrupa Birliği'ne, o zamanki adı ortak pazardı, oraya gitmek isteyen ve kapitalist ekonomiyi benimseyip komünist sisteme karşı da bir kale gibi durmak isteyen ülke. Şimdi tabii durum böyle olmaya başlayınca bir, Türkiye'nin kapitalist hareketlenmesi hızlandı. Menderes döneminde başlayan, hani o her mahallede milyoner yaratma esprisi odur. Yani o güne kadar herkes devletten maaş alarak geçiniyordu ve devlet memurları en iyilerdi. Ha bunun dışında iş adamları vardı o zaman. İşte Koç mesela doğmuştu, ortaya çıkıyor. Sabancı, Eczacıbaşı gibi. Onlar vardı, onlar işte zenginler ve onun yanında çalışan insanlar ve giderek kapitalist sistem yerleşmeye başladıkça da özel sektörde çalışan yönetici ekipler daha üst para almaya başladılar ve bu iş 60'lara geldiğinde artık özel sektörün üst düzey yöneticileri, genel müdürler, o zaman CEO falan lafları yok, işte genel müdür, mürahasaza falan olanlar iyi para almaya başladılar. Bir de yan olanaklara kavuştular. Nedir? İşte ev, araba mesela, lojman ya da kirası ödenen bir ev, işte araba, bir şoför falan gibi de ayrıcalıklara kavuşmaya başladılar. Buna karşı devlette çalışmak, devlet maaşları da gerilemedi ama günün koşullarında ve enflasyonla birlikte de devlet memuru maaşları da daha düşük seviyede kalmaya başladı. Yani gidip de bir orta boy iş, özel sektörde bir orta boy işletmede müdürlük, şeflik yaptığınız zaman devletteki genel müdür maaşından daha fazla para alıyorsunuz. Bir de yan unsurlarınız var. Ayrıca sendikal hareketler nedeniyle işçi statüsünde çalışanların da maaşları çok yüksek oldu ve hepsi memurları ve emeklileri geçti. İşte böyle bir ortamda bu 60'lı yıllarda iktidarlar nitelikli eleman ve liyakat edinmiş, belirli tecrübe edinmiş insanları devlet hizmetinde kullanmakta, ona davet etmekte zorluk çekmeye başladılar. Niye? Örneğin ben diyelim bir orta ya da iri bir özel sektörün genel müdürüyüm ya da oranın finansına, o zaman muhasebe müdürü denirdi. Muhasebe müdürüyüm ya da ne bileyim dış ilişkiler müdürüyüm ve o gün itibariyle aldığım para mesela 15 bin lira. Altında bir şoförlü araba. Ve işte bir takım masraflarımı da patron karşılıyor. Fakat devlete geçtiğim zaman benzer bir işi yapmak üzere, yani bu niteliklerimi devlette hizmete sunmak için bir bana görev verseler ne oluyor? Birdenbire maaş 4000 lira. Sana bir şey de veremiyor. Makam arabası veremiyor. Ne bileyim işte şoför veremiyor. Yani hani bu çok önemlidir o. Bakmayın siz. Şimdi belki herkesin arabası olunca ya ne var neymiş yani şoförlü araba. Hayır, 60'lı yıllarda hani araba yok. Bir kere bugünkü gibi öyle isteyen fabrikalar kurmuş, arabalar gani falan değil. Onun için önemli, yani söylediğim zaman seyahat masrafları. Mesela onları özel sektörde karşılanır. Devlet harcırah verir. Doğru dürüst gidemezsin. Koskoca genel müdür biner. İkinci sınıfta, o zaman sınıflar da vardı. İkinci sınıf trende işte 8 kişi bir kompartımanda dip dibe oturarak Ankara'ya gider falan. Neyse, sonuç olarak devlet şöyle bir çare bulmuştu. Devletin iştirakleri var. Ne bileyim işte Tüpraş, Petkim, Petrol Ofisi, ne bileyim işte kömür, demir çelik işletmeleri, kömür işletmeleri, şeker fabrikaları, şu bu. Bunlar devletin. Şimdi buralarda yönetim kurulları kit gibi, kit dediklerim yani kamu iktisadi teşekkülleri. Tabii devlet memuru gibi çalışmıyor. Yönetim kadrosu ama. Alt kadro gene devlet memuru. Yönetimde, yönetim kurulunda olanlara bir takım haklar tanınıyor. Ha ne oluyor? Mesela huzur hakkı diyorlar. Onlar bir devlet memurunun maaşını mesela iki katı. Ama ne var? Makam arabası veriyor. Lojman veriyor. Şimdi ne yapıyor o zamanki iktidar? Diyelim ki beni çalıştığım yerden alacak. Benim burada aldığım 15 bin lira, senin verdiğin para 4 bin lira, 5 bin lira. Bana diyor ki ben sana 20 bin liralık bir olanak sağlayacağım. Nasıl? İşte 5 bin lira buradan alacaksın. Artı işte buranın bir takım avantajları var bu makamda olmanın. Birkaç bin lira da oradan bir karın olur. Ama ben seni götüreceğim mesela Tüpraş'a, Petkim'e yönetim kurulu üyesi yapacağım.
Oradan iki devlet memuru maaşı kadar huzur hakkı alma şeyim var. Çünkü ticari kuruluşlarından. Hani tapu dairesi gibi vatandaşın sadece hizmetini gören değil. Sonuçta bir şey üretiyorsunuz, satıyorsunuz. Devlet kuruluşu olmasına rağmen kar ediyor. Bu. Ve oradan da mesela diyelim bir 10-12 bin lira alıyor. 5 bin de devlet verdi. 2 bin lira atacak. Oluyor 17-18 bin lira. Oranın imkanlarından yararlanıyor. Yani kadro bende burada. Ama sanki TÜPRAŞ'ın yönetim kurulu üyeliği ağırmış gibi ona orada bir makam arabası veriyorlar, bir sekreter veriyorlar, bir şoför veriyorlar. Böylelikle özel sektörden getirilen kişi eski yaşı yani özel sektörde aldığının üstüne çıkacak bir güce kavuşmuş oluyor maddi. Artı tabii bir de devlet o zaman daha güçlü yani şimdiki gibi böyle bir hani liberal ekonomiye benzeyen işte açık şey yok. Yani devlette önemli makamları işgal ediyorsanız gerçekten çok ciddi bir ağırlığınız oluyor. Yani şimdi mesela TRT Genel Müdürü kimse takmaz bile. Ama ne bileyim 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yani çok televizyona geçene kadar TRT Genel Müdürü en önemli kurumların yani en güçlü isimlerden biri olurdu. Herkes bilirdi. Bütün Türkiye bilirdi. İsmail Cem. Yani herkes biliyor. Ne bileyim işte yani var. Şimdi bir anda böyle aklıma gelmeyebilir. Yanlış isim söylemeyeyim. Buydu. Fakat bu AKP iktidarıyla beraber bir dezenformasyona mı uğradı diyeyim. Deforme oldu. Başka bir şey haline geldi. Ha bunu bütün iktidarlar kullandılar. Mesela Özal da kullandı. Bakın hiç unutmam. Ben daha böyle saf gazeteci gibi oldum. Turgut Özal 80'li yıllarda işte bu Amerika'dan falan şeyleri getirdi ya. İşte birini özelleştirmenin başına koydu, öbürünü şu işte özel sektörden çektiler. Böyle kalabalık bir toplantıda ben daha o zaman işin sistemi tam bilmiyorum. Özelleştirmenin başına gelen bir adam vardı. Böyle çok da havalı hani böyle dev, dünyayı kurtarıyorlar filan. Yemekli bir toplantı. Toplantının sonunda da işte bir konuşma yapıyor o kişi ve sorular soruyor. Ben de kalktım dedim ki ya anlamadım dedim. Yani siz işte şu özel sektörde şu olanaklarla çalışan biriydiniz. Hani hep özelleştirme yapılıyor ve siz özelleştirmenin başındasınız ama siz kamulaştırıldınız dedim. Peki nasıl bir maddi gücü size sundular ki özel sektörde bu kadar güçlü bir konumu bırakıp geldiniz diye salonda birdenbire tıs diye sesler oldu. Onun yanında oturan o dönemin önemli iş insanları ya da işte böyle Özal'ın yanında parlamış Egeli'ydi birinin soyadı onu hatırlıyorum. Böyle bu adam kim ya kim çağırdı bunu falan diye böyle. Yani paniklediler. Çünkü sistem aynı sistem tabii yani adama belli ki şeyden daha fazla imkan. Ben onları o tarihlerde bilmiyorum. Daha meslekteki 7. 8. yıl bu kadar ayrıntıları bilmiyoruz böyle 40 yıl geçmemiş. Sonuçta bu sistem geldi fakat AKP iktidarıyla birlikte tamamen deforme edildi. Çünkü neden? Öncelikle devlet personel yasasında ciddi oynadılar. Bir takım paralar olanın dışına üzerine çıktı zaten devlette olmak. Ve bunun üzerine bir de bu en sonları saray rejimi kurarak da orada kimsenin hesabını soramayacağı, kimsenin bilemeyeceği bir şey yarattılar. Gelir kaynağı alanı yarattılar. Bu tamamen eskiden vardı işte 600 kaçtı. 600 bilmem ne sayılı devlet memurları kanunu. O çok önemli falan. Ama şimdi tamamen onun dışında. Örneğin nedir? Saray danışmanları. Saray danışmanlarının hangi kritere göre ne ücret aldığını bilmiyoruz. Daha doğrusu onun bir yönetmeliği var ama yani hiçbiri o parayı almıyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü hiçbiri başka maaşını almadığını söylüyor. Aynı şekilde işte Yüksek İstişare Kurulu. Arınç vardı orada. Ben defalarca sordum. Kardeşim bu Yüksek İstişare Kurulu ne kadar para veriyor ki Arınç aldığı parayı olduğu gibi KHK'lılara ben destek olsun diye bağışlıyorum diyor. Yani oradan bir sürü aile geçiniyor. Anlayın ne yapar. Onun dışında da bir takım kalemler yarattılar ve devletin bir biriminde çalışanlar gerçekten çok ciddi paralar kazanmaya başladı. Şimdi gel mesela bunlardan böyle örnekler buldum sabah. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir tarihte yayınlanmış. Mesela bakın. Mesela saray danışmanlarından Fahrettin Altun borsada çalışıyor. Ali Taha Koç TürkSat'ta, Metin Kıratlı borsada. Uğur Ünal Türkiye TDI demiş. Efendim Yunus Arıcı Vakıfbank'ta ve borsada. Arda Ermut Türk Hava Yolları ve Varlık Fonu'nda. Mehmet Zahit Sobacı BİK yönetim kurulu üyesi. Maksut Serim mesela Halkbank'ta. Maksut Serim
bütün şeyi yöneten adamdır Tayyip Erdoğan'ın yanında eskiden özel kalemde. Bütün örtülü ödeneği Türkiye'de en iyi bilen adamıdır. Efendim Sefer Turan TTNET'te, Hamdi Kılıç gene BİK'te. BİK, evet. Hep bak bunlar BİK'te. Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammed Mücahit Küçük Yılmaz, Ahmet Karayiğit, kamu görevlileri etik kurulu. Bak. Şimdi etik kurulunda çalışıyorlar ama anormal bir para alıyorlar. Efendim Yaşar Nuri, Hasan Nuri Yaşar Gök'te, Yiğit Bulut Türk Telekom'da ve şimdi Varlık Fonu'nda, Meltem Taylan Aydın Halkbank'ta, Cemil Ragıp Ertem Vakıfbank. Mesela bu Cemil Ragıp Ertem bu Ergenekon Baygöz döneminde işte sabah yazarı mıydı neydi o zaman? Bizlerle televizyonlarda tartıştı. Sonra gitti Cumhurbaşkanı'na danışman oldu. Ona bir de Vakıfbank yönetim kurulu üyeliği verdi. Akıl alır gibi değil. Mesela eski milletvekillerinden Mehmet Uçuk, Sait Sertçelik, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Oran, İsrafil Kışla ve Hamza Yerlikaya. Bunlar da sarayda çalışıyorlar ve hepsinin başka yerlerde de işleri var. Mesela birden fazla maaş alan diyor. Şimdi mesela Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal, vakıf katılımda da yönetim kurulu üyesi. Mesela Faruk Çelik Ziraat'te, Atilla Koç Türksel'de, Abdülkadir Aksu mesela Vakıfbank Yönetim Kurulu'nda, Mehmet Hilmi Güler, şimdi Ordu Belediye Başkanı oldu, Türksel Yönetim Kurulu'yla hala devam ediyor. Hem belediye başkanı hem şey, belediye başkanlığından Allah ucu bucağı yok zaten. Efendim, büyükelçi maaşı alanlar var falan falan. Şimdi diyeceğim bu, geliyorum işin özüne. Peki, ne oluyor da bu insanlara bu maaşları soruyor? Aa ben onları almıyorum, bağışlıyorum diyor. Bakın Ankara'da da çok yayılan ama hani kanıtlayamayacağımız ama bildiğimiz bir gerçek var. Bu maaşları bu kişiler almıyorlar. Bu maaşlar başka yerlere gidiyor. Ve bakın buradaki bana göre en büyük usulsüzlük ne biliyor musunuz? Bir takım vakıflara ki hepsi muhtemelen dinci vakıflar zaten hani söylüyor hayır hasenat. Şimdi hayır hasenat dediğin zaman bunun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne efendim ya da Türkiye Eğitim Derneği'ne falan bağışlanmadığı herhalde anlaşılıyor değil mi? Şimdi böyle vakıf ve dernekler var. Buralara gidiyor. Ama buradaki en büyük numara ne biliyor musunuz? Bu vakıf ve derneklere devletin kasasından temiz para aktarıyorlar. Bakın hani şu vakfa şu kadar para verin demek yerine siz gidiyorsunuz mesela danışmanlarınızdan birini ve onun bir takım yakınlarını belli bir maddi gücü sağladıktan sonra çok güçlü para alabileceği kuruluşlara bir şekilde görevlendiriyorsunuz. İşte ne bileyim borsa 20 bin lira maaş, Türk Hava Yolları 25 bin lira maaş. Bunların artı bir de yıllık jestiyonları vardır. Şimdi buradaki incelik ne biliyor musunuz? Ben diyelim beni koydun Türk Hava Yolları'na 25 bin lira maaş. Ben 25 bin lira maaşı alıyorum. Ama o 25 bin lirayı maaşı veren Türk Hava Yolları onun bütün vergi ve sigortasını ödüyor. Benim elime 25 bin lira para geçiyor. Ben 25 bin lirayı aldığım andan itibaren anamın hak sütü gibi helal bir para haline geliyor. Devlet sana bunu maaş olarak veriyor. Ben de bunu götürüyorum hiç dokunmadan falanca dinci vakfa veriyorum. Ne oluyor? Tertemiz bir para. Kim ne diyebilir? Ya adam 50 bin liralık maaşını getirdi bağışladı. İşte bunlar böyle yüce gönüllü. Şimdi bunun gibi bakın size söyleyeyim. En az 1000 insan var. Bu şekilde 2-3 ayrı yerde çalıştırılan. Ha efendim falanca yani ne bileyim atom enerjisi bilmem nesinde ya da işte çok böyle karlı bir yer ne bileyim demir çelikte çalışıp da 50 bin lira alan da var. Huzur hakkı ya da işte bir takım yan unsurlarla. 10 bin lira 5 bin lira alan da var. Herkes şeyine göre yani herkese de böyle 50 bin liralık 100 bin liralık gelir sağlayamazsınız. 10 bin lira, 5 bin lira, 8 bin lira, 3 bin lira, 2 bin lira Allah ne verdiyse. Ama önemli olan paranın temiz olması. Hiç kimse bir şey diyemez ve belge bulamazsınız. Maaşımı aldım Türk Hava Yolları'ndan, Tüpraş ne bileyim işte Demir Çelik'ten ya da işte iştirakleri ne varsa Varlık Fonu'ndaki maaşımı aldım. Devlet bundan vergisini kesti, sigortamı ödedim, bana temiz para kaldı. Artık o parayı benim nasıl harcayacağıma kimse karışamaz ki. Tertemiz para. İşte böyle bir numara. Bakın bütün bunlar bu iktidarın Türkiye'ye, Türk insanına getirdiği yükler.
Şimdi bunu kimse belki arasında konuşmuyordur ya da ya şudur budur. Hayır. Bu devletin kasasından usullere uygun biçimde para çıkarıp dinci bir takım dernek ve vakıflara aktarmaktır ki yani bence bunun affı yok. Şimdi önümüzdeki dönemde mutlaka ve mutlaka bu iktidardan da bir hesap sorulacak. Bakın hep işte daha başka olaylar, büyük yolsuzluklar şu bu. Bakın bu var ya, bu halkın hani tüyü bitmemiş yetim var ya, işte o tüyü bitmemiş yetimden alınıp bir takım karanlık dernek vakıflara aktarmaktır. Eğer bu kadar değillerse, bu kadar rahat, açık, faydalılarsa bunu başka türlü yap. Ama hayır, devlet eliyle bir parayı aklayıp oraya aktarmak anlamına geliyor. Ve buna da razı gelen herkes bu ahlaki duruma, vicdansız suça ortak olmuş oluyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunu ispatlayabilir misin? Hayır ama en azından şunu yaparız. Yani belgesel olarak açıklayamam. Ama diyorum ki çağrı yapalım. Muhalefete de sesleniyorum. Arkadaş ben buradaki maaşımı almıyorum, onu hayır işlerinde kullanıyorum diyen herkese hayır yaptıklarını, makbuzlarını döksünler ortaya. Nereye yapmışlar bilelim. Yani 20 bin liralık, 30 bin liralık maaş artı yıllık bir takım jestiyonları olduğu gibi götürüp hangi hayır kurumlarına dağıttınız kardeşim? Sadece soru. Hani hayırsever bir insanı ortaya çıkarmak istiyorum. Hepsi bu. Evet, bugün böyle bir konuyu sizlerle konuştum. Bir ya da iki gün sonra sizlerle Türkiye-İsrail ilişkileri ve bunların şu anda ne aşamaya geldiğini, Azerbaycan'ın bundaki rolünü ve bunun Türkiye'nin siyasetinin geleceğine nasıl etkili olacağını anlatmaya çalışacağım. Bir iki bilgi daha almam gerekiyor. Bu arada bundan bir önceki sohbetimin başlığı Biden gidecek, Biden gelecek, Erdoğan gidecek şeklindeydi. Tabii tam tahmin ettiğim gibi bunu okuyan, izleyen herkes şu ana kadar 40 bine yakın kişi izlemiş. Ona da diyorum ya bu kadar önemli bir şey anlatıyorum. Mesela İsrail elçi gelecek gelmeyecek diyorum. Ya niye yani mesela merak mı etmiyorlar, ben mi bir yanlış yapıyorum? Onu da bana bildirirseniz, yani bunu serzenişte bulunmak için söylemiyorum. Hani bir şekilde bana da aktarırsanız, ben her mesaja cevap veremiyorum ama okuyorum. Hani ne oldu, neden oluyor? Ha bir söylenti işte efendim her gün televizyona çıkıyorsun, onun için biz zaten orada izlemiş oluyoruz. Tamam ama hani orada söylemediğim şeyleri burada beyan ediyorum. Onu da bana bildirirseniz memnun olurum. Tabii diyeceğim yine her zaman olduğu gibi ahmak diyorum, kızıyorlar ama demek zorundayım çünkü başka kelime bulamıyorum, daha ağır kullanacağım. Gene böyle başlığa bakıp neler döktürmüşler Twitter üzerinden, tabii burada olmuyor. Burası daha nitelikli, yani burayı izleyen AKP'liler de bana göre daha nitelikli. Çünkü bir şeyi dinliyorlar, bakıyorlar ve akıllarının bir kenarına giriyor. Ama Twitter, tabii Twitter bu Ankara'daki 25 katlı binanın kadrosu. Oradan pasa bana küfür, kafir, ayette çok bulursun. İşte bu gene Amerikan hayranı falan. Lan içine izlediğin zaman bambaşka bir şeyin çıktığını herhalde herkes de biliyor. Evet, bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bu cuma sabahı çekiyorum. Muhtemelen pazar sabahı yine sokağa çıkma yasağında tercihan diyeceğim. Açık havada, eğer yağmurlu olmazsa yine açık havada güzel bir manzara eşliğinde sizlerle birlikte olacağımı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.